Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi, üçgen, şal yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Şal desenini kamera arkasında bu şekilde tamamladım ben. Ve yapmış olduğum şalın uzunluğu 85 cm, şalın genişliği ise 1,5 metre. Sizler istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Ve şalın anlatımını yaparken kullanacağım ipin markası Alize simli şal ipi. Tığ numarası olarak ise 2.75 milim ile şalı öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden şalın yapılışına başlayalım. Şalın yapılışına 5 zincir yaparak başlayalım. Birinci zincirin içerisine kaydırma, 3 adet zincir ve aynı boşluğun içerisinden 3 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. İki adet zincir, aynı boşluğun içerisine tekrar fıstık. İki adet zincir ve fıstığın içerisine, pardon, zincirin içerisine fıstık. İki adet zincir ve tekrar son kez fıstık yapalım. İki adet zincir ve deseni çeviriyorum. Zincirin içerisine toplam 4 tane fıstık yaptık. Aralarında 2 zincir ile ilk zincir boşluğunun içerisine fıstık, 2 zincir, fıstık yapalım. Bir zincir, bir tane örümcek yapalım. Ve ortadaki iki zincir boşluğunu atlayıp son iki zincir boşluğunun içerisine fıstık, iki zincir, fıstık yapacağız. İki adet zincir ve deseni çevireceğiz. Daima sağ tarafa ve sol taraftaki iki zincir boşluklarına alt sıradaki işlemi tekrar edeceğiz. Fıstık, iki zincir, fıstık yapalım. Bir zincir, bir tane örümcek ve iki örümceğin ortasındaki bir zincirin tepesine yan yana 3 tane fıstık yapacağız ve aralarında 2 zincir.
Bir zincir, bir tane örümcek yapalım. Ve sıranın sonundaki iki zincir boşluğunun içerisine fıstık, iki zincir fıstık yapalım. İki adet zincir deseni çevireceğiz. Boşluğa alt sıradaki işlemi tekrar edelim. Bir zincir, iki tane üst üste örümcek yapalım. Ve buradaki desende bulunan iki zincir boşluklarının içerisine 5 tane sık iğne. Ortadaki fıstığın tepesine tekrar sık iğne. Sonraki iki zincir boşluğuna 5 sık iğne. Ve iki tane üst üste örümcek yaparak son boşluğun içerisine de alt sıradaki işlemi tekrar edeceğiz. İki zincir ve tekrar deseni çeviriyorum. Boşluğa fıstık, iki zincir fıstık. Bir zincir. Şimdi desen sağ taraftan ve sol taraftan artmaya başlayacak ve burada oluşturmuş olduğumuz deseni sağ taraftaki iki fıstığı örümceğin ortasına ve sol taraftaki iki örümceğin ortasına yerleştireceğiz. Bir tane örümcek yaptım ve buradaki örümceğin ortasına yan yana 3 tane fıstık, aralarında 2 zincir yapalım. Bir tane örümcek yapalım. Ve alt sırada yapmış olduğumuz 6. sık iğnenin tepesine sık iğne. Bir tane örümcek. 2 örümceğin ortasına da 3 tane fıstık yapalım. Aralarında 2 zincir. Bir zincir, bir tane örümcek ve sıranın sonundaki iki fıstığın ortasına da fıstık, iki zincir fıstık yapalım. Bir, iki zincir yaparak deseni çevireceğiz. Alt sırada yapmış olduğumuz bir tane desen üst sırada sağdan ve soldan artarak ikiye çıktı. Bir üst sıraya geçtiğimiz zaman da buradaki desen sayısı 1
2 3'e çıkmış olacak. Deseni çevirdim. İlk boşluğun içerisine tekrar fıstık, 2 zincir fıstık yapalım. Bir zincir ve şimdi sık iğne sırasını yapacağımız için üst üste 2 tane örümcek yapalım. Ve yelpaze deseninin ortasında bulunan 2 boşluğa 5 sık iğne, ortadaki fıstığın tepesine de 1 tane sık iğne yapalım. Şimdi 2 tane üst üste fıstık yapalım. Ve sonraki yelpaze deseninin 2 zincir boşluklarına ve 5 zincir pardon 5 sık iğne, fıstığın tepesine de 1 sık iğne yapalım. Ve sıranın başında 2 tane üst üste örümcekle başladığımız için sıranın sonunu da 2 tane üst üste örümcekle tamamlayacağız. İki adet zincir ve deseni çeviriyorum. Her iki sırada bir desen sağ taraftan, sol taraftan ve ortadan artmaya devam edecek. Desenlerin birinci sırasında yan yana fıstıkları oluşturuyoruz. Diğer sırasında ise sık iğneleri yapıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta, yan yana fıstık desenlerini yaparken sıranın başında ve sıranın sonunda bir tane örümcek yapıyoruz. Sık iğne sırasını yaparken ise hem sıranın başında hem de sıranın sonunda 2 tane üst üste örümcek yaparak deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceğiz. Ve şimdi bulunan birinci yelpaze desenini buraya yapacağız. İkinciyi 2 yelpaze deseninin ortasına, üçüncüyü de buraya yapacağız. Bir zincir yelpaze desenini yapacağımız için bir tane örümcek, iki örümceğin ortasına 3 tane yan yana fıstık, aralarında 2 zincir yapalım. Birinci yelpaze desenini bu şekilde oluşturmuş olduk. Bir tane örümcek. Altıncı sık iğnenin tepesine sık iğne. Tekrar örümcek. Ve iki örümceğin ortasına da aynı yelpaze desenini oturtalım. Bir zincir
bir tane örümcek, altıncı sık iğnenin tepesine sık iğne, tekrar örümcek ve buradaki iki örümceğin ortasına da yelpaze desenini yapalım ve sıranın sonundaki alt sırada bulunan işlemi de tekrar edelim. Bir zincir ve şimdi sık iğne sırasını yapacağımız için tüm sık iğnelerin arasındaki geçişlerde sıranın başı ve sonu da dahil olmak üzere iki tane üst üste örümcek yaparak ilerleyeceğiz ve bir üst sıradaki desenin kurulumu için zeminleri hazırlamış olacağız. Ve desende bulunan iki zincir boşluklarına 5 sık iğne, ortadaki fıstığın tepesine 1 sık iğne. İki tane üst üste örümcekle diğer desene geçeceğiz ve sık iğneleri yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Bir zincir. Şimdi desendeki iki sırayı tamamladığımız için 1, 2, 3, 4. desen sırasına geçeceğiz. Desen sırasına geçerken de tek örümcek ile başlayacağız. Sıranın sonunda da tek örümcekle bitireceğiz ve birinci yelpaze deseni, ikinci yelpaze deseni, üçüncü ve dördüncüyü yaparak devam edeceğiz. Bir zincir. Bir örümcekle 5. sık iğnenin tepesine sık iğne, tekrar bir örümcekle diğer iki örümceğin ortasına geçiş yapacağız ve şal istediğiniz uzunluk ve genişlik olana kadar bu şekilde yükselterek ilerletmeye devam edebilirsiniz. Dilerseniz şu şekilde ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Ben de 4. desen sırasını yapayım ve daha sonra şalın kenar yapılışına başlayalım. Toplam 4 deseni tamamladım ve son desenin sık iğne sırasını yaptıktan sonra kenar yapılışına başlayabilirsiniz. 1 adet zincir yaptım. 2 tane üst üste örümcek yapalım. İpi hiç kopartmadan devam edeceğiz. Ve burada yapmış olduğumuz 2 zincirin tepesine sık iğne ile sabitledim. Tekrar 2 tane üst üste örümcek.
bir sonraki yapmış olduğumuz desendeki iki zinciri. Bakın buradaki bir sıra fıstığı atlıyorum. Sonraki iki zincirin tepesine sık iğne ile sabitledim. İki tane üst üste örümcek. Buradan bir fıstık desenini atlıyorum. Sonraki desende yapmış olduğumuz iki zincirin tepesine sık iğne. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar, uç başlangıç noktasına kadar yapmaya devam edeceğiz. Yine burada bir tane fıstık atlıyorum. Yapmış olduğumuz iki zincirin tepesine sık iğne ile sabitledim. İki tane örümcek yapalım. Ve ilk yapmış olduğumuz başlangıçtaki 5 zincirin tepesine sık iğne ile sabitledim. Diğer kenara dönüş yapıyoruz. İki tane örümcek. Buradaki bir fıstığı atlayarak diğer fıstığın kenarındaki zincire örümceği sık iğne ile sabitledim ve diğer son noktaya gelene kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir fıstığı atlayarak ve son fıstığın tepesine sık iğne ile sabitledim. Kenarın birinci sırasını tamamlamış olduk. Bir zincir, iki tane üst üste örümcek yapalım. Ve deseni çeviriyorum. Her iki örümceğin ortasına sık iğne ile burayı sabitliyorum. İki tane üst üste örümcek. Bir sonraki iki örümceğin ortasına sık iğne ile sabitledim. Ve diğer kenara gelene kadar bu şekilde iki örümcek ve iki örümceğin ortasına da sık iğne yaparak devam edeceğiz.
sene sonuna geldiğim son iki ürünün haftasında skin ile burayı sağlıyorum. İki tane üst üste önce hepsini çevireceğiz ve aslında işlemleri aynen devam edeceğiz. Her sırada ve sen kendisini tekrar edeceğiz arkadaşlar. İki tane üst üste önce ve iki ürünün haftasında skin. Bu sırada istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. 3 sıra, 4 sıra, 5 sıra yapabilirsiniz. Eğer çalım sıkışık olduysa burada kenar kısmı fazla yer açılabilir. Şimdi girebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu sene sonuna kadar belirli ve çalım bitirirken yapmamız gereken son sayıda videosu alıyor. Üçüncü sıranın sonuna geldiğimiz zaman farklı hiçbir işlem yapmadan iki örümceğin artısına sık iğne yaparak burayı sabitledim. Ve istediğiniz sıra kadar kenarı yaptıktan sonra şimdi göstereceğim sırayı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir zincir, önce bir tane örümcek yapıyorum. Bir zincir, ipi yukarıya doğru yükselterek zincirin tepesine dörtlü, beşli fıstık yapabilirsiniz. Hepsini birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar örümcek yapalım. Ve deseni çevirerek hemen ilk gelen iki örümceğin ortasından sık iğne yaparak burayı sabitledim. Tekrar önce bir tane örümcek, bir zincir, bu noktanın tepesine fıstık, hepsini birlikte topladım. Bir zincir, 2, 3 tane zincir yapıyorum. Aynı nokta içerisine bu kez sık iğne ile burayı sabitliyorum. Tekrar örümcek ve bir sonra gelen iki örümceğin ortasına sık iğne ile sabitledim. Ve aynı deseni tekrar ederek diğer kenara gelene kadar yapmaya devam edeceğiz. Bir tane daha yapalım. Evet, bu şekilde yapmaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Diğer kenara geldikten sonra da en son buradaki iki fıstığın ortasından sık iğne ile sabitleyerek ve bir zincir yaptıktan sonra da ipinizi kesebilir ve şalınızın tüm yapım aşamalarını tamamlamış olabilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki tığ işi eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.